Merhabalar, Emin Yemekleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz patlıcanlı kır pidesi tarifi. Patlıcanlı kır pidesi tarifimizin malzemelerini ve yapılışını hemen paylaşmak istiyorum sizlerle. İç harcımın malzeme listesinde 1 kilo 250 gram patlıcan var. Kabuklarını tamamen soyup, küp küp doğrayıp, tuzlu suda bekletip, sıktıktan sonra tabağa alıyoruz ve hemen pişirmeye başlıyoruz. Bir baş soğanım var, yemeklik doğranmış. Bir domates var, kabukları soyulup yemeklik doğranmış. 3 yemek kaşığı sıvı yağ var. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon var. Pidemizin iç harcında. Hemen pidemin hamur malzemelerini de paylaşacağım sizinle. Hamur malzemelerimizin listesinde 500 gram un var. 5 su bardağı una tekabül ediyor. 500 gram un. Tepeleme doldurduğumuz zaman 5 su bardağı. Tepeleme doldurmazsanız 6 su bardağı olsun. 1 paket instant maya var. 1 tatlı kaşığı tuz. 2 tatlı kaşığı toz şeker var hamurun kuru malzemelerinde. Öncelikle bunları karıştırıyorum. Daha sonra sıvı malzemelerimizi ilave ederek güzel bir hamur yoğuracağız. 3 yemek kaşığı zeytinyağı var. İsterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz ama zeytinyağıyla yoğrulan hamur daha yumuşak oluyor. Pamuk gibi bir hamur oluyor. O yüzden zeytinyağını tavsiye ederim. 3 su bardağı ılık su var. Öncelikle 2 su bardağını ilave edip kaşıkla biraz hamuru karıştırıyorum. Kıvamına göre aldığı kadar su ilave edeceğim. Lütfen yoğurdukça ilave edin ama ben kendi unumla 5 su bardağı tepeleme dolu unla 3 su bardağı suyla yoğuruyorum bu hamuru. Hamurumu yoğurdum. Üzerine örttüm. Kabarana kadar, hamurum dinlenip mayalanana kadar ben iç harcını hazırlayacağım. İç harcının pişmesi gerekiyor. Soğanlarımı öncelikle sıvı yağla beraber tavaya alıyorum. Soğanlar şeffaflaşana kadar soteliyorum. Soğanlarımı soteledikten sonra üzerine patlıcanı ilave ediyorum. Ben sıralamada iç harcı ve hamur malzemeleri olarak görünüyor ama ben her zaman hamurumu yoğurduktan sonra iç harcını yapmaya başlıyorum. Burada da öyle yaptım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Hamur mayalanırken iç harcını siz de kolayca hazırlayabilirsiniz. Bu arada hamur da mayalanmış oluyor. Çok vakit kaybetmemiş oluyoruz. Patlıcanlarımın tavanın üzerine kapak kapatarak yumuşacık olacak bir şekilde iyice sotelenmesini sağlıyorum. Öncelikle biraz suyunu bırakıyorlar. Daha sonra çekiyorlar. Yumuşuyorlar iyice. Kızarmaya başladığı zaman üzerine domatesleri ve baharatlarım var. Onları dökeceğim. Böylelikle iç harcımı tamamlamış olacağım. İsterseniz 100 gram kadar kıyma da kullanabilirsiniz. Patlıcana çok yakışıyor. Domatesimi ilave ettim. Baharatlarımı ilave ediyorum yine aynı şekilde. İç harcımın baharat listesinde 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber var. Bunları da ilave ettikten sonra biraz daha soteliyorum. Daha sonra ocağın altını kapatıp ayrı bir kaba alıyorum. Tavanın içinde hızlı soğumadığı için. İç harcımızı hamurun içine koyarken iç harcının soğuk olması gerekiyor. Aksi takdirde hamuru çok yumuşatabilir. Tabağını değiştiriyorum. Tavadan bir kaba alıyorum. Bu arada hamurum da çok güzel bir şekilde mayalandı. Çok kabardı. Ben biraz karıştırdım. Şimdi tekrar karıştırıyorum. Ben genellikle mayalı hamurlar hazırlayacağım zaman yarım saat mayalandırıyorum. Kabardıktan sonra tekrar karıştırıyorum. Tekrar bir yarım saat daha mayalanmasını sağlıyorum. Sıcak bir ortamda. Bu hamurumu da yine aynı şekilde yaptım. Biraz un serptim. Masamın üzerine hamuru alıyorum. Daha sonra bu hamurdan 10 eşit beze oluşturacağım. 10 eşit parçaya keseceğim ve hafif bezelerimi uzatacağım. Çünkü kır pidesi yapacağız. O yüzden hafif uzun uzun yaptım bezelerimi de. Bunları da bir yufkadan biraz daha kalın olacak şekilde açıyoruz. Uzun olacak şekilde şekil veriyoruz. Yuvarlak olmayacak çünkü kır pidesi uzun bir şekilde yapılıyor. Kapalı bir pide yapacağız. O yüzden şöyle yaklaşık bir 20-25 santim uzunluğunda, 10-15 santim genişliğinde bir pide yapıyorum. Benim tepsime bu şekilde uygun. Siz de tepsinize göre uzunluğunu ve genişliğini ayarlayabilirsiniz.
iç harcımdan koyacağım. Soğuyan iç harcımdan her pidenin içine 3 yemek kaşığı kadar koyuyorum. Eşit bir şekilde orta yerine gelecek şekilde uzatıyorum. Daha sonra her iki tarafından ortasına doğru kapatacağım. Daha sonra 220 derecedeki fırında altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Piştikten sonra üzerine fırça yardımıyla sıvı yağ sürüp biraz temiz bir mutfak beziyle örtüp bekletiyorum. Daha sonra pamuk gibi yumuşacık oluyor ve serviste hazır hale geliyor pidelerim. Çok pratik. Burada sizin gözünüze nasıl görünüyor bilmiyorum ama yapması hiç zor değil. Birkaç defa denediğinizde artık sizin de pratiğinizde olan bir tarif olacak. Çok çeşitlerini kolayca yapabileceksiniz. Gördüğünüz gibi benim pidelerim artık servise hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifim sofranıza mutluluk katar. Mutfağınız huzur, bereket, sağlıkla dolsun diliyorum. Sizden ricam, kanalıma yeni geldiyseniz ve henüz abone değilseniz eğer kanalıma abone olmayı, birbirinden güzel yeni tariflerim için zil ikona tıklamayı unutmayın. Tariflerimle ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlar bölümünde benimle paylaşabilirsiniz. Beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlu günler diliyorum.